İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurun Sayın Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüştüğümüz madde on binlerce insanı ilgilendiriyor. On binlerce mağdur bu maddeyle ilgili yapılması gereken işlemi merakla bekliyor. Değerli milletvekilleri, maddeyi bir örnekle açıklamak en doğrusu. 90'lı yılların ortalarından itibaren 2000'li yılların ortalarına kadar bir kısım şirketler vatandaşlardan, özellikle de onların dini duygularına yaslanarak bir takım paralar topladılar. Bunlardan birçok şirket var ama komisyona da gelmiş olduğu için, orada açıklamalarda bulunmuş olduğu için birisinin ismini zikretmemde hiçbir mahsur yok. Eski adıyla Kombasan, yeni adıyla Bera Holding AŞ. Bu örnekten gidelim. Bu örnek diğer şirketleri de ilgilendiriyor. Konu şu: 90'lı yılların ikinci yarısında ve 2000'li yılların ilk yarısında bu şirket, o zamanki parayla 6 milyon TL, şimdiki parayla 6 Türk lirası nominal bedeli bir hisse senedini Almanya'daki vatandaşlarımıza 40 ila 70 mark arasında bir bedelle sattı. Ancak bunun karşılığında vatandaşa verilen hisse senedinin o zamanki mark cinsinden tutarı yaklaşık 20 mark. Yani arada 40-50 mark civarında bir bedel vatandaşımızın hanesine hisse senedi olarak ya da bir başka şekilde geçmiş değil. Uzun yıllar böyle devam eden ilişki daha sonra dava konusu oldu ve özellikle de 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun mahkemelere Kombasan Holding'in vatandaştan toplamış olduğu paranın gerçek miktarını bildirmesiyle birlikte mahkemelerde bu vatandaşlarımız davaları kazanmaya başladı. Yani şirketin nominal bedelli olarak şirket kayıtlarında göstermiş olduğu hisse senedi tutarından farklı olarak vatandaştan toplamış olduğu gerçek miktarı bu şirketler SPK'ya bildirdi. Dolayısıyla vatandaşın alacaklı olduğu ortaya çıktı. Ve bu alacak tespit edildikten sonra vatandaşlar, bu mağdurlar menfi tespit davaları, alacak davaları, tazminat davaları açmaya başladılar ve bu davaları peyderpey kazandılar. Davalar devam ediyor. Kombasan, yeni adıyla Bera Holding AŞ'nin temsilcisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kendisini orada dinledik. Ben komisyon üyesi değilim ama komisyon toplantısına katıldım. Bir açıklama yaptı. Holding binlerce kişiyi çalıştırıyor. Büyük sanayi yatırımları var. Eğer bu davalar devam ederse şirket çok zor duruma düşer. Çok zor durumlarla karşı karşıya kalır. O nedenle bu maddeyi getirdik diyor. Şimdi önce usul açısından bir şeyi söyleyeyim. Bir yasal düzenleme yaparken bu yasal düzenlemenin tarafı olan Kombasan Holding, Bera Holding'i çağırıp dinlemek elbette ki doğru. Fakat o mağdurları temsil eden kimseleri, onların avukatlarını dinlemek gerekmez mi? Yasa böyle mi yapılır arkadaşlar? Rica ediyorum. Bir taraf dinlenirken on binlerce kişiyi, o mağdur kitleyi orada komisyon dinlemedi, genel kurul dinlemedi. Genel kurulun dinleme imkanı yok ama herhalde bu aşamaya kadar bir toplantı yapılabilir. Bu kimseler çağrılır, kendilerinin dertleri öğrenilirdi. Şimdi bu maddeyle bu vatandaşların bundan sonra dava açmakları elinden alınıyor. Mahkemelerde kazanılmış olan davalar henüz kesinleşmemiş ise kanun yoluna gidilenler de dahil olmak suretiyle sonlandırılacak ve bunlar, burada yargılamalar sona erecek. Menfi tespit, alacak ve tazminat davaları hükümsüz kalacaktır. Arkadaşlar, bu madde bu şekliyle anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasına aykırı. Mahkeme kararlarını yasama organı değiştiremez. Değiştiriyoruz. Şimdi hayır, değiştirmiyoruz diyecekler. Kesinleşmiş mahkeme kararları var. Devamı gelecek bu kararların. Onları önlüyorsunuz. İkincisi, anayasanın 38. maddesi herkese
hak arama hürriyetini verir. Bütün meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle herkes dava açma hakkına sahiptir der. Dava açılamaz demek suretiyle bu hakkını da vatandaşların elinden alıyorsunuz. Komisyonda ben şirket temsilcisine sordum. Mahkeme kararı... Açar mısınız abi? Komisyonda şirket temsilcisine sordum. Bu düzenleme mahkeme kararlarını karşılıyor mu? Vatandaşın hak ettiği rakamı bu düzenlemeyle ona veriyor muyuz? Buna ben bir cevap alamadım. Ne kanun teklifini veren milletvekili arkadaşımızdan ne o şirket temsilcisinden bu cevabı alamadım. Şirket kar dağıtıyor mu dedim. Kar dağıtmadığını öğrendim. Arkadaşlar, yapılması gereken bu maddeyi derhal madde metninden çıkarmak, mağdurları çağırıp, diğer şirketleri çağırıp, onlarla bir toplantı yapıp, bir veya birden fazla toplantı yapıp doğru yolu bulmaktır. Şirketler de elbette ki batmasın. Elbette ki sanayi faaliyetlerine devam etsin. Kimse böyle bir şey istemiyor. Ama o devam etsin denirken bu alacaklı vatandaşlarımızın alacaklarını silelim. Bu olmaz arkadaşlar. Bu, bırakın hukuk devleti ilkesini, anayasanın saydığım maddelerine aykırılığı, vicdana aykırı arkadaşlar. Rica ediyorum. Bu maddeyi çıkaralım, oturalım, yeni baştan alalım.